Mutlu günler sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Ben hocamızın tam mikrofonunu yerleştirirken tamam hocam oldu şimdi. Gayet de güzel oldu. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi. İyi mi keyifler maşallah? İyi gözüküyorsunuz. Böyle iki haftadır hocam deri ceketler, meri ceketler böyle bir... Ya bunlar... Çok da güzel bunların. Çok severim bu rengi. Hoş duruyorlar ya. Birkaç tane giyeyim böyle. 5-6 tane. Evet bak. Sanki söylemiştiniz. Evet. Giyin tabii, güle güle giyin. Bunu giydim, palto malto da yok. Zaten mevsim de uygun. Mevsim neye uygun hocam? Dün donuyorduk. Yok ama bunlar pek yazlık değil yani. Ha yazlık değil tabii ki de ama yani hani bir gömlek bir bununla ben üşüyorum bu aralar çok. Hocam ben sizin nişan yüzüğünüzü nereden aldığınızı öğrendim. Senden zaten saklı yok. Hocam vallahi bir yani önüme düşüyor benim her şey. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil de ne güzel yani. Gerçekten dün pat diye bunu öğreniverdim yani. Evet. Aslında çok merak da etmiyordum nereden aldınız ama. Zaten binasını biliyordum, burada söyledin de. Ha olay o gece mi vuku buldu? Ha tabii sevgililer günü. Aa bak onu birleştirememişim. Neyse. Hocam bir şey söyleyeceğim, soracağım size. Benim penceremin önünde kuş... Şimdi böyle söyleyince çok komik oluyor. Vallahi şey pencereyle panjurun arasında kuş yuva yapmış, yumurtlamış, kuluçkaya yatmış. Dün akşam 1,5 saat o kuşu şey yapmakla uğraştım. Hani içeriye girmeden o panjuru nasıl açarım da kuşcağız uçar diye. Hatta işte Instagram'a resmini falan da koydum. Ondan sonra birçok da yorum geldi. Ne demek kuş gelmesi, yuva yapması pencerenin önünde? Geçen sene de yapmıştı da. Demek ki evlilik görünüyor. Belki çocuk bile var. Hocam geçen sene de yaptım. Aynı kuş mu bilmiyorum. Geçen sene de bir kuş aynı şekilde yumurtlamıştı. Şey mi kuş, ne kuşu ama? Kumru. Bak kumru birkaç geldi mi gideceği yer bellidir. Bende de öyle geldi sonunda. Ha birkaç kere mi gelmesi gerekiyor? Çok şeker ya. Vallahi yersin. Bütün evde zaten kuş yemi falan da vardı. Bütün onlar sular mular. Bütün... Kuşların en safı da kumrudur. Benim gibi çok saftır o da zavallıcık. Hocam kuş beyni diye bir şey var. Safı nasıl oluyor? Yo öyle deme. Ama onun da... Saf derken hocam? Yapısı var yani. Yapıları farklı. Çok şeker, çok tatlı. Kuş beyinli onları biz uydurmuşuz. Onları kuş biz uydurmuşuz beyni. Tabii canım. Sanki şaka yapıyorum insan zaten. Çok matah bir şey de. Şey, her sabah... hayvana bir kut bulmuş. Hayvanına göre o da. Evet. Ya şu kadar bir kuş. Şimdi bahçede ben başladılar artık. Şu kadar ya. Yani hakikaten şu kadar. Ya nasıl bir konser veriyor o ya? Çok orada şekerli ya. Dala... Konuşlanmış orada bir dala. Konser veriyor orada. Nereden çıkıyor o sesler? Ne var onun içinde? Kim planlamış? Nasıl bir şeydir bu ya? Kaç tane enstrüman var orada? Ya. Böyle bir şey. O mu kuş beyinli? O kuş beyinli. Ben, biz o, şey, çok... ben o lafı severim hocam. Senin beynini kuşa taksak kuş geri gider lafı. Bir hoşuma gider yani. Neyse biz programımıza başlayalım bu kadar kuş muhabbetinden sonra. Başlıyorum. İzmir'den Ferda Gül sormuş. Kurban kesmekle ilgili Kur'an'da bir ayet var mı? Kurban kesmekle ilgili ayet şöyle var. Yoksula yardımı ifade eden yüzlerce ayet var. İnfak kavramı var Kur'an'da, paylaşım. Kur'an bir anlamda paylaşımın kitabıdır. Bu paylaşımın bir görünümü olarak kurban o manada var. Yani kurban Kur'an'ın bir emri değil. Kur'an'ın emri olan paylaşımdır, infaktır. Kurban da onun bir tezahürüdür. Şimdi tabii Türkiye'de iş deri çeteciliğine döküldüğü için... Bugün demeyin isterseniz. Hayır, bu o değil. Bu bir defa İtalyan.
O deli. İtalyan derisi. Şimdi o çetecilerin derileri falan çıkarır atarım bunu şimdi. Havalı hocam benim. Şimdi o deri çeteciliği zihniyeti kurbanı İslam'ın baş farzı yaptı. Bir taneyle yetinmedi. Neredeyse her evde her kişi başına bir kurban kestirecekler. Çünkü deriler bunlara kalacak. Bunları geçin. Hadise budur. Paylaşım esastır. Kurban da bu paylaşımın bir hayvanı, kurbanlık bir hayvanı kesip et dağıtma şeklinde olanıdır. Bu da olur, mümkündür. İsteyen bunu da yapar. İsterse parasını verir. Bunu sonunda Diyanet de kabul etti. Doğru. Uzun direnişlerden sonra. Demek ki farz olan paylaşımdır. Kurban da bunun bir uygulama şeklidir. Evet. Diğer soruya geçelim. Sevtap Derin Konya'dan sormuş. Kur'an'da çok eşlilikle ilgili ayetler var mı? Ayetler yok. Bir tane ayet var. Çok eşliliğin hayatın belli şartları muvacihesinde mümkün olabileceğini gösteren bir ayet. Ama Allah'ın tavsiyesi tek eşliliktir. Hı hı. Bu tabir İmam-ı Azam'ın tabiridir. Halife Cafer'e diyor ki, evet, şartlar gerektiriyorsa 2-3 eş de edinebilirsin. Ama Allah'ın tavsiyesi ve mutluluğun yolu tek eşlik. Şartlar sen Allah'ın derken tavsiyesi. Gayet tabii. Ya bugünkü Türkiye'ye bakın. Yani adam bir kadınla yaşamaya yanaşmıyor. Değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki ya bir kadınla yaşa ki tavsiye edilen budur. Eğer birden çok kadınla yaşayacaksan, hayatında birden fazla kadın ki bunun da nihai sınırı 4'tür Kur'an'a göre. O zaman bunun sorumluluklarını yerine getireceksin. Ne gülüyorsun? Siz 3'te misiniz daha diyorum. Ya bu benim dediğim 3'ünü bir arada tutmaktır. Ben hiçbir zaman 3'ünü bir arada. Nerede o günler ya sabah ya. Hayır hocam, şimdi söylerken yani hani biliyorum da falan. Hayır öyle bir. Hayır, şimdi ben düşündüğüme göre izleyici de aynı şeyi düşünmüştü. Bir gülüş yaptın ki sanki ben 3-4'ünü bir arada tutmuşum gibi. Ben onu bir aradayı anlamadım. Ben onu zamana ben yaydım. Ben bir aradayı konuşuyorum. Anladım, yani pardon. Boşanmış adam başka bir tane almış. O benim büyük dedem 12 tane almış ama hiçbir zaman bir arada olmamış bunlar. Almış, boşanmış, ölmüş, her neyse. Ölümüne yakın da dermiş zaten. Yanarım yanarım, ocağıma doğru düzgün bir kadın düşmedi zaten. 12'de. Yani ama yani olmamış demek ki. Habire değiştirmiş, habire değiştirmiş. Aa, olur yokmuş. Dedeniz mi bu? Büyük dedem. Büyük dede. Yani babamın dedesi Mehmet Ali dede. Allame lakaplı. Bilge ve bilgin bir zat, hepimizin medar-ı iftiharı ve bizim genetiğimizin yüce kaynağı, biz onu öyle görürüz. Öyle dermiş yani, yanarım yanarım ocağıma, 97 yaşında ölmüş. Yani bir kelime var onun kullanacağı, 85 yaşında son çocuğu doğmuş, o da yaşıyor şimdi. 85 yaşında çocuğu mu tabii, olmuş? Yaşıyor o şimdi, büyük Halim dede, o da 90 küsür yaşında. Yani 85 yaşında çocuğun. Yani böyle talihsizlik. Karısı kaç yaşındaymış ya yani, o çocuk ondan mı? Ben son aldığı iki eşini tanıdım. Büyük anneler bizim, büyük büyük anneler. İki tanesini tanıdım. Ondan öncekileri tanıyamazdım. Nereden tanıyacak? Neyse, nur içinde yatsın diyelim yani. Evet. 12 dede. Yani ama böyle durumlar mutlu olabilir. Çok eşlilik, yani birden fazla eş çok istisnai şartlara bağlıdır. Bunu kanun koyucu düzenlemelidir. Herkes keyfine göre yapmamalıdır bunu ama Kur'an'ın tavsiyesi tek eştir.
Fakat hayatın gerçeğini kabul eden bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve o şartlar eğer gerekli kılıyorsa birden fazla eşle evliliğe de Kur'an kapı aralamıştır. Lale Aydın Ankara'dan sormuş. Zikir matikler, tesbihler hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanı rahatlatır mı? Bunlar zikir matik. Bunlar biraz şirk kokuyor. Bunlar İslam'ın hocam ama şimdi zikrediyorken ya da herhangi bir şekilde bir dua ediyorken tık 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 basıyorsun. Nedir kaç... Var ya o öyle alet. Öyle şey olur mu ya? Bir de böyle tek tek sayacağım kalp nerede mı? Kaldı? Yani kalbin yerini makine alıyor. Ha. Bunun en net ve en saygılı ifadesi budur. Hadi şirk demeyelim düpedüz de. Kalp sayıya teslim edilmez. Tık 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 bu tesbihler işte. Camilerde böyle atıyorlar. Şak, şak. Nereden geldi bize? Bu dizimden geçti. Ben buradan soruyorum. Bu işi bilen insanlar var. Bu ülkede binlerce belki ama en azından yüzlerce. İslam'ın mabedinde Hazreti Muhammed'in bize bıraktığı ve böyle bunu tutun dediği mabette bunlar var mı? Yani şu bizim çektiğimiz şak 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 bunlar var mı İslam'ın mabedinde? Hazreti Muhammed'in mabedinde var mı? İbadet içtihat alanı değildir. Peygamberimizden nasıl görmüşse öyle yapacağız. Var mı? Biri çıksın desin ki var. Sayıya bağlı bütün rivayetlerin sıhhati de yoktur. Kur'an Allah'ı çok zikredin der ama hiçbir yerde sayı vermez. Zikrullah'a zikren kesira. Sayı yok. Peki sayılar bakın mı? Sayı geldi mi şirk kapısı açılır. Sayı olmaz. Bazen bir amacı, bir X amaç koyalım. Onu bir adam bir tek kelimeyle yakalar. Bazen 10.000 defa söyleyeceksin. Söyle, bir itiraz yok. Bazılarının tabiatı bir kerede, üç kerede, beş kerede bunu yakalamaya müsait değildir. Tamam da siz şimdi rakam koydunuz mu? Rakam putlaşıyor. Rakam Tanrı'nın yerini alıyor. Rakamı koyan kim? Bizler. Ne sebepten? Şirkten temizlenmemiş şuur altı bu rakamları koyuyor. Hallacın, hallacı sen. Hocam en basitiyle sormak istiyorum size. Mesela üç kulü Allah bir elham yok mu yani öyle? O da üç, bir. Yani biz koymuşuz onu. Şimdi o biraz farklı. Yani üç kulü Allah bir elham. Kur'an'da bir sure var. Bir kere okursun, beş kere okursun. Ayrı dava. Ama şunun olması için 1000 kere şundan, 1500 kere bundan, 500 kere bundan. Bunlar nereden çıkıyor? Şimdi bakın Kur'an'ın buradaki mantığına tırnak içinde. Kur'an-ı Kerim'in temel ibadetlerinden biri namaz değil mi? Biri. En önemli biri. Temel ibadeti okumaktır. Onu tekrar edeyim. Temel ibadet namaz değildir. Yalanların en fecisidir. Müslümanlara yapılmış en büyük kötülüktür ibadet derken namazı birinci sıraya koyup okumanın adı yok. Temel ve birinci ibadet okumaktır. Defalarca söyledik. Ama namaz da en önemli ibadetlerden biridir. Namazın ne rekat sayısını veriyor Kur'an-ı Kerim, ne günlük periyottaki sayısını veriyor. 5. 10. Bunlar uygulamanın düzenlemeleridir. Kur'an-ı Kerim öneriyor. Şu vakitlerde salat edin. Yani Allah'la diyalogunuzu şu vakitlerde
kurun. O vakitleri veriyor. Üç hayati vakit vermiş bize Kur'an-ı Kerim. Fecir, yani sabah namazı vakti. Sabah namazı vakti ne demek? Şafak söküşü ile güneşin doğuşu arasındaki zaman. Kur'an el-Fecr veya Salatul Fecr, bunları isimleriyle veriyor. İki, Salat-ı Vusta dediği günün ortasında kılınan namaz. Güneşin doğuşuyla batışı arasındaki zamanda kılınan namaz. Hazreti Peygamber bunu bir kere kılmıştır. Büyük çoğunluğu böyledir. Bazen de iki kere kılmıştır. İki vakte bölerek kılmıştır. Öğle, ikindi. Namazların cemi diye ifade ettiğimiz bu Salat-ı Vusta'yı, orta namazı bir vakitte kılabilme imkanıdır. Hazreti Peygamber bunu böyle de kılmış. Öğle ve ikindi diye ikiye bölerek de kılmış. Bunları böyle vereceksiniz. Yalan söyleyerek, milleti kandırarak dinin olmaz. Adama bunları böyle anlat. Adam orta namazı günün herhangi bir saatinde bir defada kılma hakkına sahiptir. Ve öyle olursa mutlu olur ve namaz ona mutluluk getirir. Adama temerküz kampına sıkıştırılmış mahkum gibi dayatma. Orta namaz, Salat-ı Usta, bunu da veriyor Kur'an-ı Kerim adıyla. Üç, Salatül İşa, nedir o? Onu da adıyla veriyor. O da güneşin batışından sabah namazının vaktine kadar, bakın böyle koca bir zaman koymuş. Sabaha kadar. Bu üç vakitte Allah'ın sizden istediği veya size önerdiği namazları kılarsınız. Ha ben bunu üç vakitte değil beş vakite böleceğim. Tamam. Orta namazı öğle ikindi diye iki vakitte kılarsınız. İşa dediğimiz güneşin batışından sonraki namazı akşam ve yatsı diye iki fasılda kılabilirsiniz. Hazreti Peygamber de kılmıştır ama bir vakitte de kılmıştır. Salatül İşa'yı bir vakitte de kılmıştır. Akşamla yatsı dediğimizi birleştirmiştir. Orta namazı öğle ile ikindiyi birleştirmiştir. Sabah zaten cememe tabi değildir. O bir tanedir. Demek ki üç vakitte de bunları toplayabilir. Gelelim rekatlara. Bu rekatlar böyle ne? Nerede 20 rekat namaz kıldı, ikindi yatsı namazı kıldı Hazreti Peygamber? Nerede o? Nerede 20 rekat teravih kıldı? Nerede bunlar? Ey kılsan ne olur? Sana ne ulan? Kılsan ne olur? Lafa bak. Sana ne? Sen kimsin? Öyle olursa daha iyi olur. Sana ne? Hayır, böyle olursa daha iyi olur. Ben böyle kıldım mı daha mutlu oluyorum. Ben Kur'an'ın dediğini, Hazreti Peygamber'in uygulamasını yapınca mutlu olmayacağım da serseri senin dediğini yaparak mı mutlu olacağım? Sen kimsin? Sarıklı zebani. Sana bu hakkı kim veriyor, bu yetkiyi? Parselasyon yapıyor. Öyle olursa daha iyi olurmuş. Hayır, tam tersi. Bir defa bu zebaninin dediğinin tersini yapmak daima mutluluktur ve dinin talebidir. Bunu millet bilsin. Bu zebani bu dini çekilmez hale getirmiştir. Bunun elinden kurtarın bu dini. Nasıl kurtaracağız? Ya nasıl kurtaracağının reçetesi, yolu, yordamı burada. Burada da sıkışıyorsan Hazreti Peygamber'in uygulaması var. Niye Hazreti Peygamber'in sünneti de bunlara gelince Peygamber'in sünneti yok ediliyor? Niye? Peygamber'in sünneti değil mi ezanı insan sesiyle ve güzel insan sesiyle okumak? Niçin her minareye dört tane hoparla takarak cihazla bağırtıyorsunuz? Bu İslam'ın ruhuna da Peygamber'in talimatına da aykırı. Hadi uyun Peygamber'e. Hesabına geldi uyuyor.
Şimdi tabii dönüp aynı şeyi bana söyleyebilir. Sen de hesap, ya hesabı kasabı yok. Bakın ben net bir şey söylüyorum. Namuslu, haysiyetli, vicdanlı, imanlı olalım. Ben net bir şey söylüyorum. Sana diyorum ki, Hazreti Peygamber mesela cuma namazını kaç rekat kıldı bütün hayatı boyunca? Kaynaklar ortada. Fıkıh kaynakları ortada. Gelmiyor. Gelse getireceğiz buraya. Mesela İbnül Kayyım'ın Zadül Mead'ını. Şurada deminden beri söylediklerimin tümünü İbnül Kayyım söylüyor. Ve diyor ki bunun aksini söyleyenler yalan söyler. Getirelim buraya Zadül Mead'ını. İslam fıkhının anıt kaynaklarından biri. Bakalım. Hazreti Peygamber'in iki rekattan başka cuma namazı kıldığını bir tane birisi çıksın ispat etsin. Sıkıştı mı? Ey kılsan zarar mı olur? Sen namazdan şikayetçi misin? Namussuza bakar mısın ya? Engizisyonun, ya şunlara bakar mısınız? Bunlar Engizisyon papazlarına rahmet okutuyor. Bak 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 aforoza bakın. Namazdan şikayetçi misin? Ben senin dine musallat olmuş o pis ruhundan şikayetçiyim kardeşim. Hocam çok soru var. Geçelim başka soruya. Korkma. Neye korkayım? 10 dakikada aynı şeyi bakın şu kullandığın tabirler İslam'ın muvahhid fakihleri tarafından kullanılmış tabirlerdir. Hocam tamam, geç. Hocam bir şey yok. Hayır, anlat kadar aynı şeyi anlatıyorsunuz da. Söyledim. Evet onun farkındayım. Yani şey repete oluyor da ondan. Hani sizi tekrara düşürmek istemiyorum. Ben bunların anlattığı namazı kılsam namaz beni mutsuz eder. Ben peygamberimizin bıraktığı namazı kılarak mutlu oluyorum. Taliplerine o namazı anlatma şansımız, imkanımız, bilgimiz var. Taliplerini istemeyen dinlemez. Böyle bu zebani namazını böyle işkenceye dönüştürülmüş bunu uygulamaya devam ederler. O onların bileceği şey. Herkesin neşesi kendine. Aynen evet. Öyle. İnsanın kendi nefsine karşı görevleri nelerdir? Can ben bunları mı burada sayacağım? Şimdi burada ben ilkokulda Sıbyan Mektebi değil burası. Kur'an'ı okusun. Hepsi burada. Buradan çıkarır kendi. İlla bunu okumayacak. Yaşar Nuri veya Ahmet Mehmet kimse. Hocam bir şey ağzıma koysun aspirin gibi ben de onu yutayım tamam. Armut piş ağzıma düşüyor. Hocam ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten daha önce de ben size aynı şeyi söyledim. Biz hani Allah'a çok şükür sizinle iki senedir sizinle beraber sizin önderliğinizde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum ben. Ve siz olmasanız bazı yerlerini anlamazdım. Şimdi evde oturup da okuyan kişi de anlamayacağı için bu şekilde sorabiliyor tabii ki. Sabahcığım haklı, ona bir itirazım yok. 1000 sene okunmamış. Tamam. Ya 1000 sene hermeneutik bir kitap anlaşılmıyor. Yorumla hayata gireceğini söyleyen bir kitap. 1000 sene okunmamış, yorumlanmamış. Şimdi 1000 sene, 1000 senelik açığı biz burada seninle nasıl kapatacağız böyle haftada 2 saat programla falan? Okuyacak. Kapandığı kadar hocam. Okuyacak. Okuyacak, bir daha okuyacak, bir daha okuyacak, bir daha okuyacak, yolu bu. Peki ben diğer soruya geçeyim. Dini çok iyi öğrenmek için cemaate gerek var mıdır? Yoksa Kur'an bize tasavvuf olarak da yeterli midir? Cemaatçılık şirkin bir tezahürüdür. Hiç o yana bu yana çekmeyin. İbnül Cevzi, demin İbnül Kayyım dedim. Bir de İbnül Cevzi var. O da büyük muvahhid fakihlerden biridir. Onun eserini değişik vesilelerle ben kitaplarımda çok veriyorum. Onun bir telbis-i iblisi var. İblisin, şeytanın kirletmeleri, pisletmeleri. Adı bu kitabın, telbis-i iblis. Şimdi orada diyor ki, Kur'an bize bir tane kardeşlik getirdi. Ve bunu verdi. Hucurat suresinde. İnnemel mü'minûne ihvetü.
bu kitabın müminleri kardeştirler. Başka bir kardeşlik getirmedi bize Kur'an diyor. Bunun dışında kardeşlikler, işte tarikat ihvanlığı diyor o. Bunları ihdas edenler, Kur'an tevhidini şirke bulaştıranlardır. Şimdi ekip çalışması manasında bunu alırsınız, olur. Sivil toplum örgütü diyorlar şimdi. Kim buna itiraz eder? Ya nasıl sivil toplum örgütü? Utanma, sen kime çaktırmadan gol atıyorsun? Sen diyorsun ki benim dışımdakiler cehenneme gidecek. Bunun neresi sivil toplum örgütü? Sen din kuruyorsun lan yeniden. Bunun getirdiği dini dışlıyorsun. Bunun getirdiği dinde filan örgüte mensup olmayanlar cehenneme gider. Nerede? Sen diyorsun ki Efendi Hazretleri sizi mahşer meydanında görüp tanıyacak. Onun için onun elini öpmeniz lazım. Öyle mi deniyor bir de hocam? Tabii canım, aynen böyle. Bunu tabii sıkıştılar mı söylemezler ama alttan yürütülen budur. Seni efendi kaydedecek, onun için de elini öpeceksin. Yani pitbull köpeği seni koklayıp kaydedecek, yoksa gördü mü ısırır der gibi bir şey. Yani Allah'ın kaydı falan yetmiyor. Kaydedecek. Nasıl? Elini öpecek. Ya İslam'ın peygamberi elini öptürmedi kimseye. Şirk kitabında tekrar yazdım. Burada bir başlık var, bağımsız bir fasıl var. Efendi değil, arkadaş peygamber. Kur'an-ı Kerim defalarca Hazreti Peygamber'i hitap ettiği çekirdek nesli bile dikkate alarak arkadaşınız diyor. Sahib hüküm, sahib hüküm, sahib hüküm. Hiçbir yerde seyyid hüküm dememiştir. Tam tersine kendisine seyyidimiz, seyyidüna diyenleri susturuyor. Diyor ki şeytanın keyfine göre konuşmayın. Ben sizin arkadaşınızım. Seyyidlik Allah'a mahsus diyor. Ne oldu? Hepimizin gönül huzuru ile Efendimiz deyip elini hatta ayağını öpeceğimiz, gururla öpeceğimiz Hazreti Peygamber bile böyle yapmışken, şu İslam dünyasında elini sallasan seyyitten, efendiden geçilmiyor. Bunlar nenin nesidir? Bunlar kimin neyidir? Kim bunları bu ümmetin başına bela etti? Zuhruf suresi diyor ki hiç kimse bela etmedi. Ümmetin kendisi bela etti. Firavunları kitlenin kendi yaratır. Onlara itaat eder, onları yüceltir, onlar da firavunlaşır. Kur'an'ın yarattığı mucize devrimler kitabı. Bunu İslam düşünce tarihinde bir devrim güzelliği ve ihtişamı ile vermiştir. Bunu söylemek benim hakkım. Şimdi de şirk. Habire efendiler yarattınız mı? Ahzab suresinin o müthiş ayeti sizi çarpacak. Rabbimiz efendi ve ulu haline getirdiklerimiz bizi mahvettiler. Bunlara itaatle mahvolduk diyor. İnna ata'na sadetena ve kübera'ena fe azallûne sebîle. Yolumuzu bunlar şeytana çıkardı. Yolumuzu saptırdılar. Kimler? Efendi yaptıklarımız, ulu yaptıklarımız. Diğer soruya geçiyorum. Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın olduğunu söylüyorlar. Bu müşrik alanına girmiyor mu? Şirk. Adam soruyor. Kur'an
Hristiyanlığın ve kilisenin şirke nasıl bulaştığını irdelerken evvela bunun altını çiziyor. İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Allah'ın oğlu olur. Hocam. Kalemlerden bir tane de bana... Fazla kalem mi var Burucu Hocam? Buyurun. Bunu alayım bana şu an lazım. Evet. Ben bunu nasıl okuyacağım? Hocam ben resim çizmeyi seviyorum. İnsan çizmek günah mıdır ve günahı ne? Hayır efendim, hiç alakası. Artık bunu soru olmaktan da çıkaralım. Resme tapmak günahtır. Heykele tapmak günahtır. İslam'ın uğraştığı budur. Bugün dünyada resme, heykele tapan kimse de kalmadı. Artık saçmalamanın bir alemi yok. Güzel resim yapıyor musun? Yap kardeşim. Güzel heykel yapıyor musun? Yap. Ona sanat denir. Sanat. Onun putperestlik olduğu zaman geçti. Şimdi putperestlik demin anlattıklarımızla yürüyor. Heykelle, resimle falan yürümüyor artık. Efendinin elini öp, o seni mahşer meydanında tanısın. Pitbull köpeğinin kokudan tanıdığı gibi. O da seni tanısın, cennete sokar. Gider de görürsün. Aptal. Kur'an-ı Kerim burada duracak. Sen bu hezeyanlarla cennete gideceğini düşüneceksin. Bu Kur'an seni bırakır mı? Seni cehennemin dibine gönderecek. Sen bundan cennet reçetesi almayacaksın. Sonra bu bırakır mı senin yakan? Ali Sürer Hakkari'den sormuş. Fitre ve zekatın Ramazan ayında verilmesi şart mıdır? Fitre Ramazan'da verilir. Çünkü fitrenin hedefi Ramazan bayramında sevinme imkanı olmayanların sevindirilmesini sağlamaktır. Zekat öyle bir şey değil. Zekatın Ramazan'la ilgisi yok. Ne zaman vücut bulmuşsa o zaman vereceksin. Diğer soruya geçelim. Tokat'tan Ahmet Mert sormuş. Namazda sağ ve sol omuza verilen selamın anlamı nedir? Namazdan çıkışın bir güzel usulle yapılması. Efendim denmiştir ki, tabi bunlar yorumdur. İşte sağdaki melekler, soldaki melekleri selamlamaktır. Bu da güzel bir şeydir. Evet, o da olur. Ama yani namazdan herkes kendine göre bir şekilde çıktığını düşün. Yani kimisi langırt çıkıp gidiyor. Kimisi başını kaşıyarak çıksın. Kimisi arkaya dönerek bir nizama sokmuş bunu. Bir selamını vererek mi çıkmamak lazım? Gayet tabii aslında. Yani en güzeli budur. Bakın Hazreti Peygamber bunu nasıl yapmışsa biz de bunu böyle yapacağız. Ama bunu namazdan çıkarken sağ omuza sol omuza selamı yapıyorsun ama cuma namazını iki rekat yerine 16'ya çıkarıyorsun. Niye orada peygamberimize uymuyorsun? Orada da uy. Hazreti Peygamber'in 4 rekat kıldığı öğleyi, ikindiyi niye 10 rekata, 8 rekata, yatsıyı 20 rekata çıkardın? Camiye sokmadığı teravihi camiye soktun, 20 rekata çıkardın. Orada niye peygambere uymuyorsun? Evet. Cami topluluk demek. Cemaat topluluklar demek. Cami insanları bir araya toplayan yer demek. Hocam okuyayım soruyu, topluca demek. Cevap verin. Evet. Cami topluluk demek, cemaat topluluklar demek. Cemaat şirk başlangıcıysa cami de mi şirk başlangıcı? Saçmaladı. Bu kimse iyice dağıttı. Cami insanları bir araya toplayan mekan demek. Bak. Cemaat, bak ne alakası var camiyle? Cemaat, camideki cemaat manasındaysa hiçbir engel yok. Demin sorulan soru bu muydu? Bu ya saçmalıyor,
ya bizi ahmak zannediyor yahut kendisinde bir imansızlık veya namus zaafı var. Hiç kusura bakma. Bizi aptal yerine koymaya kalkma. Senin niyetinden şüpheliyim ben. Cemaatleşme ile camideki cemaatin ne alakası var? Cami insanları bir araya toplayan yer demek. Toplantı yeri demektir cami. Orada siz namaz da kılınır. Hazreti Peygamber'in nedir? Camisi budur. Cemaatleşme ise dinde bölücülük ifade eder. O cemaat, bu cemaat. Bunların hiçbirisi öbürü de Müslüman gözüyle bakmaz. Hayır hocam, şimdi siz... Karıştırmayın ikisini birbirine. Hani onu o zaman açıklayın ki karıştırılmasın. Ben herkesin pisliğini temizlemeye mecbur değilim. Soruyu adam gibi sorsun. Cami ve ben camideki cemaat başka bir şeydir. Bakalım. Dinde cemaatçilik başka bir şeydir. Dinde cemaatçilik şirktir. Siz dindeki cemaatçilik, yani camide toplanan cemaatten bahsetmiyorsunuz. O Müslümanların bir araya gelmesidir. O makbuldür. Tamam, ya onu o şekilde. Çünkü bu izleyicimiz gibi anlayan, bu izleyicimiz her ne niyetle sorarsa sorsun ya da kim ne her ne niyetle sorarsa sorsun, o şekilde anlayacak olabilen de çıkabilir. Hayır. Benim malımı çok iyi tanıdığımı unutmasınlar. Efendim? Benim malımı çok iyi tanıdığımı unutmasınlar. Muhakkak hocam. Da yani işte hani böyle bir... Şimdi dinde ekipler, fırka denir buna. Kur'an'ın kullandığı tabir de budur. Fırkalaşma şirktir. Vela teferraku diyor Kur'an. Fırkalaşmayın. Hocam camideki cemaatse bir iman etrafında toplanmış, aynı kıbleye yönelip ibadet eden insanlar demektir. Bu makbuldür. Biz de diyoruz ki bu olsun ama başka fırkalaşma olmasın. Ben size diyor Kur'an Allah'ın yolunu gösteriyorum. Diğer yollara saparsanız Allah'ın yolundan koparsınız. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ İşte Allah'ın yolu bu. Buna uyun. Başka yollara uyarsanız fırkalaşırsınız ve parçalanırsınız diyor. Benim burada anlattığım da bu. Ben işimi bilirim. Öyle aralardan, kornerden, çaktırmadan gol atayım filan haysiyetsizliklerine gireni yakalarım hemen. Hiç o yollara girmeyin. Ben bunları yemem. Bunu çok iyi bilirim. 60 saniye hocam. Bunu bilince de bana gol atmak mümkün değil. 60 saniye. Evet hocam, reklam arasını geçtik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlem Şimşek İzmir'den sormuş. Meleklerden yardım istemek doğru mudur? Değildir. Melekleri de Allah'ın dışında şefaatçi, destekçi, yaklaştırıcı, yardımcı edinmeyi Kur'an-ı Kerim istemiyor. Zaten yedek ilah edinme Kur'an'ın açık beyanı ile önce melekleri devreye sokmakla başlıyor. Şirk kitabını okusunlar. Bakın Sabahcığım, şirk Kur'an-ı Kerim'in temel meselesidir. Temel düşmanıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in üçte ikisi bir biçimde şirki deşifre eder. Temel meselesi ve temel düşmanıdır. Ve görüyorsunuz bu Kur'an'ın dinine mensup olduğunu söyleyen kitlenin hiç bilmediği bir şey şirk. Şimdi bir kitap çıktı, dönüşler başladı. Ne insanlar? Ne diploma sahibi insanlar, ne mevki sahibi insanlar, ne kadar
büyük gönüllü insanlar, iyi niyetli insanlar. Hocam bu ne, biz bunları bilmiyorduk diyor adam. Yani bu nasıl bir şirk dediler mi bize? Bize hocalar işte Hazreti Peygamber'e karşı çıkan dinsiz, imansız Mekke putperestleri filan. Ne dinsizi, ne imansızı ya? Ne din, ne imansızı? Adam Kabe bizim diyor. Biz burada ibadet edeceğiz Ebu Cehil. Şimdi şirk kitabına bir bahis koymuşum. Çok önemli. Ebu Cehil ile Hazreti Muhammed'in olmazsa olmazları. Ortak noktaları var. Doğum tarihlerinden, sarıklarından, sakallarına kadar çok ortak noktaları var. Kabe'ye sahip çıkma gibi, hac gibi, umre gibi, tavaf gibi, hacılara hizmet gibi ortak noktaları var. Namaz gibi. Ey ahali, siz biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in baş düşmanı Ebu Cehil'in de namaz kıldığını biliyor musunuz siz? Müşriklerin namaz kıldığını Kur'an gösteriyor. Okudunuz mu? Bunu okusanız diyeceksiniz, Allah Allah, nasıl oluyor bu ya? Müşrik namazda kılıyorsa nedir bu fark ki Kur'an bunu temel düşman ilan etmiş? Aklınıza, vicdanınıza hemen gelecek. Söylememiş size. Sen manasını bilmeden telaffuz et kelimelerini, sevap al. Buraları görürsünüz diye okutmadılar. Bunları görün. Bunları görmeden o yatıp kalkmalar sizi cehennemden başka hiçbir yere götürmez. Ya hoca ne biçim konuşuyorsun? Namaz cehenneme götürür mü adamı? Evet, götürür. Eğer tevhidin namazı değilse kıldığınız sizi cehenneme götürecek ve lanetleyecektir. Maun suresi. Şimdi ben bunları diyorum ya, bazı benim yakın sevdiğim arkadaşlarım var. Ya Yaşar'cığım diyorlar. O kadar tatlı da diyor kitaplarını tanıtıyorsun ki, böyle bir reklam dehası. Neuzübillah. Aklımın, vicdanımın ucundan geçiyorsa Allah bana hesap sorsun. Hiç benim umurumda değil. Hiç umurumda değil benim. Yazdığım her kitabı Allah şahit, millet de bilsin. Ben zaten ahirete gitmiş, geri dönmüş bir adamım. Bana fızıltı gelir bundan sonrası. Hep fızıltı gelmiştir. Her yazdığım kitabı, bunu hiç kimse okumayacak. Ben çalışma odamda münasip bir yere koyacağım. Şöyle bakacağım ona. Her gün bir iki defa, üç defa. Ha, muhtevasını biliyorum zaten zihnimde, aklımda. Ha, bunu ben yazdım. Allah buna da beni muvaffak etti. Bunun mutluluğu bana yeter. İsterse bir kişi okumasın. Büyük Müslüman düşünür. Hocam şimdi bildiğiniz bir şeyi zaten yazmanıza gerek yok. Yazdıysanız demek ki insanlar okusun istiyorsunuz. Okumasın ne isterse. İsterse okumasın. Ya, tabii ki okuyor. Can, ben sadece öyle desem de kapıları kırıp bulup okuyorlar. Senayi'ye diyorlar ki, sen diyorlar ya, Senayi Mevlana'ya da etki etmiş. Çok büyük bir fikir adamı, irfan adamı. Efendim diyorlar, sen böyle falan şey yapıyorsun, büyük fikirler önemli, şu bu falan, ama sizi bir kişi bile okumuyor diyorlar. Yani bir kişi, iki kişi böyle. Allah Allah diyor. O bir kişi var ya diyor, beni okuyan bir kişi. Ben işte o bir kişi için yazıyorum diyor bütün yazdıklar. Bir kişi. Tamam işte diyor, ben o bir kişi için yazıyorum. Şimdi ben de o bir kişi için yazıyorum. O bir kişi son tahlilde ben de olsam, başka benden başka okuyan da olmasa, ben yine bunu yazacağım. Ve aynı mutluluğu dibine kadar yine yaşayacağım. Ben buna vücut vermişim. Tarihin diyalektiği, benim bu emeğimi ne yaparsanız yapın ama bugün, ama yarın gün ışığına çıkaracak ve ona ait takdiri insanlıktan alacaktır. Bahtiyarım ki ben bunları bugün görüyorum. Ya şimdi ben nasıl bahtiyar olmam? Nasıl şükretmekten aciz olmam? Kaç faniye nasip olmuştur ya? 14 tane tez yapıldı, doktora tezi benimle ilgili dünya üniversitelerinde. Almanca, İngilizce, Fransızca.
kaç faniye nasip olur? Para nedir bunların yanında? Şöhret neyse o, yani diyeceksin işte bu da bir şöhrettir. Tamam da öyle değil, şöhret değil işte. O doktora tezleri şöhret değil onlar. O başka bir şey. O tarihin diyalektiğine sizin yaptığınız işin insanlık için önemli olduğunu tescil ettirmektir. Bu yetmiyor mu bana, ben ne yapacağım? Ama arkadaşlar öyle diyor. Peki öyleyse öyle. O zaman ben bu şirk kitabının işte, ben bu Maun suresinin, ben bu dinciliğin, İslam nasıl yozlaştırıldığının, İmam-ı Azam'ın, Allah ile aldatmanın, ben bunların reklamını dibine kadar yapıyorum. Reklam mı? Tamam, yapıyorum. Çok iyi yapıyorsun diyor. Helal olsun bana, ne güzel yapıyorum. Yaşar Kemal'in çok sevdiğim bir sözü var. Böyle takılmışlar işte kitabını diyorsun. Diyor ki ya yazıp da ondan sonra okumayın mı diyecekti. Gayet tabii okuyun diyeceğiz. Olay bu. Emeğiniz var tabii ki hocam. Yani sen onları size... tamam da şu Instagram'a resimler koyma. Onlar ne oldu? Reklam dedin de o geldi aklıma. Geçen hafta koydum ya sizlere. Evet. Ne yorumlar. Yapma. Şimdiye kadar koyduğum en çok... Siyah mont beğenilmiş mi bari? Siyah montla pek ilgilenmiyorlar. Sizin beyninizle daha çok ilgileniyorlar hocam. Anlattıklarınızla. Seven de var, sevmeyen de var ama bu kadar çok orada işte like mı ne ediliyor Instagram'da. En çok sizinle olan resmi ve beğendiler ve de inanılmaz yorum gelmiş yani. Ben okumaktan yoruldum onları. Güzel, teşekkür ederiz. Ama işte diyorum seven de var, sevmeyen de var. O olacak. Siz de okuyun onları, girin. Okuyabiliyor musunuz acaba, okursunuz? Ben nasıl girilir oralara hiç bilmiyorum. Ben o kadar cahilim ki o bakımda. Estağfurullah hocam, ben size şey yaparım. Sen ver bana, gireyim okuyayım. Tamam. Bazıları çok komik, sinirlenmeyin ama insanlara. Niye sinirleneyim ya? Tamam canım. Bana gelmiyor mu? Benim de bir iyi kötü bir e-mailim var. Ha, neler doğru geliyor? Hadi ya. Gayet tabii. O işi yapanlar da var. Evet, nice. Ya ben la havle ve la kuvvete illa billah diyorum. Başka yapacağım bir şey yok. Ha, övgüler. Onlar için de la havle ve la kuvvete diyorum. Allah utandırmasın. Ama arada bir lafı çakanlar, belli onlar. Ben mallarımı bilirim. Olsun, onlar da keyiflerini yapsınlar. Bakacağım kıyafetinizle ilgili yorum var mıydı şimdi reklam arasında? Bakayım ne dediler. Geçen haftaki cekete tabi. Olmadı, bu hafta da koyarız. Züleyha Balcı sormuş Mersin'den. İnsanoğlu ve cennet sonsuz mudur? Ruh ölümsüz. İnsanoğlundan ruh kastediliyorsa o ölümsüz. Cennet de tabi sonsuz. Tabi evren de zaten devamlı genişliyorsa... Daha öncesini söylemiş olduğunuz gibi o zaman her evren, şey... Evren bir sonsuz. Evren sonlu fakat sınırsız. Sınırsız, pardon. Sınırsız. O sınırsız. Ama hiçbir şeyin sonu yok, doğru. Yalnız şunu unutmayalım. Bu sonlu sonsuz derken... Tabii biraz vahdeti vücut felsefesi ne anımsatacak. Şimdi Einstein'ın biliyorsunuz getirdiği... temel fark edişlerden biridir atomun parçalanması, biliyoruz. İzafiyet. Bir şey daha var. Einstein diyor ki, bu Kur'an'ın da tezidir. Benim anladığım Kur'an-ı Kerim'den. Enerji maddeye, madde enerjiye dönüşür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in büyük kıyamet sahnelerini okuyun. İşte dağlar şöyle olacak, güneş şöyle parçalanacak, yıldızlar şöyle dağılacak, şu şu şu. Son tahlilde o kıyamet tasvirleri maddenin enerjiye dönüşmesi olarak dikkatimizi çekiyor. Ve mesela bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de, diyor ki, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ O gün yer küreyi bir başka yer küreye dönüştüreceğiz. Gökleri de bir başka gök sistemine dönüştüreceğiz.
Bakın dikkat edin. Bir yok oluştan bahsetmiyor. Bir dönüşümden bahsediyor. Zaten biz felsefede ex nihilo yaratılış deriz. Kur'an-ı Kerim ex nihilo yaratılıştan bahsetmez. Yani yoktan var etme. Tabii tırnak içinde yoktan var etme. Biz öyle anlarız onu. Ama bakın. Enerji maddeye, madde enerjiye. Kur'an Allah'ı da yerlerin ve göklerin nuru, yani neticede enerji olarak gösteriyor. Yani çok felsefi bunlar. Girmek istemem biraz aslında ama. Biraz sanki böyle girseniz daha iyi hocam. Evet, biraz da girelim. Çünkü o kıratta bu işleri bilen dostlarımız da bizi izliyorlar. Ben şu anda birçoğunun yüzü gözümün önüne geliyor. Onlarla da böyle bir muhabbetleşmiş olalım. Şimdi ex nihilo yaratılış yok. Yoktan var ediş yok. Tahavvül ve tebeddül var. Halden hale geçiş. Enerji maddeye, madde enerjiye. Bunu tabii bir fizikçi olarak Einstein kısaca onun meşhur formülüyle ifade etmiştir. Şimdi ne olacak? Kıyametle, o büyük kıyametle madde bir enerjiye dönüşecek. Sonra yeryüzü ve gökler Kur'an'ın da tanıklığıyla yeniden maddeye dönüşerek yeni bir biçimde yeniden inşa edilmiş olacak. Yani sonuçta hiçbir şey yok olmuyor. Hiçbir şey, her şey var. Lavoisier yani hani boşa konuşmamıştı. Kişi, gayet tabii. İzleyicimiz ondan soruyordu. Gayet öldüğünde tabii. Yok olmuyorsun. Yani senin ruhun başka bir yerde, tekrardan belki bedenleniyorsun. Hiçbir şey yok olmuyor evrende. Yani güneş de bir batıyor, bir çıkıyor yani. Batıyor, bakın, doğuyor yani. Bakın, yokluk diye bir şey söz konusu değil. Varlığın halleri söz konusu. Biz bu hallerin, bu geliş gidişlerin, şimdi var oluş. Şu elektrik, oluş ve varoluş. İngilizce'de ayrı kelimelerle karşılanıyor. Being, varlık, becoming, oluş. Şimdi ikisi anlamında da felsefede ikisi farklı iki terim. Şu elektrik, biz bunu bakıyoruz. Bakın burada 1,5 saattir devamlı yanıyor değil mi? Hayır. Yok oluyor tekrar. Ölüyor tekrar oluyor. Ölüyor oluyor. Ölüyor oluyor. Kur'an'dan alınan ifadelerle tasavvufta bu mahvu ispat denir varlığa. Yani yok oluş var oluş, yok oluş var oluş. O kadar süratli ki bu. Biz bunu devamlı yok var, yok var, yok var, yok var. Tabii bunu sosyal alana çektiniz mi? Tez antitez olarak bu. Yok var. Tez, antitez, sentez. Sentez noktasında tekrar parçalanıyor. Yeni bir tez, yeni bir antitez, tekrar sentez. Oluş bir mahvu ispat tahtası denir. Şimdi insan gibi varlık ve oluşun en mutena ve müstesna mevkiinde olan bir varlığın burada yok olmasından söz edilebilir. Mümkün değil. Tabii. Hiçbir zaman yok olacağımı düşünmedim. Daha hiçbir zaman bu dünyadan daha kötü bir yere gidileceğini ve gideceğimi de düşünmedim. Onun mutluluğu, keyfi, rahatlığı içindeyim. Herkes böyle olsun. Ha tabii iman lazım. Kendinizi siz bir kadavran ibaret görürseniz, eğer o zaman... Ben bazen ağır ifade oluyor ama diyorum ki insan ölür, gebermez. Bir de geberenler vardır. Firavun geberir, Musa ölür. Ebu Cehil geberir, Muhammed ölür. Yezid geberir, Hüseyin ölür. Gibi. Anladım. Hocam sanki siz böyle daha bir felsefik anlatınca benim daha çok hoşuma gidiyor. İşim o benim. Niye öyle anlatmıyorsunuz? Ona Sabah, laf, buna laf, şuna laf. Şöyle anlatın, anlayalım. Ben oralara çok girersem, hele bir de mistik felsefeden yürürsem sen burada çıldırırsın. Ha keyiften de çıldırırsın. Çıldırdım ben hocam.
Ne biçim laflar konuşuyorsun? Hayır ama gerçekten bana öyle bir bana öyle bir şans verme ya. Ben öyle öğrenmek istiyorum ki çoğu izleyicimize bin yıldır anlatılmıyor diyorsunuz. Siz de anlatmıyorsunuz. Ama bizim böyle anlattıklarımız işin bir fıkıh tarafı daha çok. Tamam ya, orada benim esas bakın ben felsefe doktorası yaptım. Benim felsefe işim esas. Evet. Batıyı da doğuyu da felsefeleriyle tetkik ettim. Mesleğim o, kariyerim o. Tamam ama ben felsefe anlatarak bu halka ne vereceğim? Hocam felsefe işim, siz bir hocasınız sonuçta. Felsefeyi de beraber anlatırsanız onun da uygun bir dili, uygun bir şekilde nasıl anlatacağınızı çok daha iyi bilirsiniz. Yani ben o şekilde daha iyi anlayabiliyorsam ve bir takım şeyleri daha iyi oturtabiliyorsam çoğu kişi de aynı şekilde olacaktır. Dur. Geçenlerde bir şey söyledim sana. Dedim ki ah sabah mümkün olsa da senle edebiyat sohbetleri yapsak, şiir. Ve mümkün olsa da felsefeden, felsefe altyapısı olan, yani sen de zorlasan kendini olabilir, bir sunucuyla ben felsefe sohbetleri yapsam. Çok güzel olur hocam. Yine Kur'an'ı katsak, yine tasavvufu katsak, yine mistik düşünceyi katsak ama egemenlik felsefenin olacak. Yok efendim ben rüyada teyzemi gördüm de o bana dedi. Hayır hayır bunlar değil. Ben hakikaten uçarım. Onun uçun vereceği hocam, huzurun, mutluluğun sınırı aynı yok. Hocam ben size başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bugün mü anladınız daha beni? Sabah felsefeyi katlettiler. Hep geç anlaşılıyorum ben hocam ya. Böyle bir problemim var. Söylüyorum dilimde tüy bitiyor. Ben vazgeçiyorum. Siz anlıyorsunuz. Sen de daha sezonu çok edebiyat yani yapalım. Yapalım hocam. Sorulara geçiyorum. Harcamayayım diye bankanın vadeli faiz veren hesabına para yatırıyoruz. Faizini kullanmayıp bağışlasak caiz olur mu? Faizini yiyebilir de çünkü bankalar hiçbir zaman sizin paranızdan 2-3 katını kazanmadan size bir kuruş vermez. İslam'ın yasakladığı o değil. Bankadaki para bir emtia gibidir. Artık o tedavül aracı olmaktan çıkıyor. Alıyor adam, malınızı sizin tabiri caizse satıp para kazanıyor ondan, size de bir kısmını veriyor. Şimdi dinciler ne yaptılar bunu senelerce? Efendim, İslami banka, faizsiz banka. Ne faizsiz bankası ya? Sen ne veriyorsun? Biz kardan pay veriyoruz. Peki öbür banka neden veriyor? Zarardan mı veriyor? Bunlar yalan, üçkağıtçılık, şeytanlık. Ben kısa bir şey söyleyeyim artık çok net. Banka faizinin İslam'ın yasakladığı faizle filan bir ilgisi yok. Bu bir ticari meseledir. Herkes hesabını, kitabını o ticari olana göre yapar. Parasını yatırır. Enflasyona da yenik düşürmez, değerlendirir. Ülkenin parasını yastığın altında tutmanın da İslam tarafından takdir edilen bir yanı olamaz. Yani ankes paradan Kur'an-ı Kerim nefret eder. Para tedavüle girecek. Para bakın, para fıçının içine soktuğunuz zaman hiçbir işe yaramaz. Para dolanacak. Dolandı mı ondan herkes bir biçimde nemalanır. Ne demek dolanacak? İktisadi hayata girecek. Ha bizde bankacılık tabii biraz zalimane yapılıyor. Rabbana hep bana. Ama artık dünyada bankacılığın olmadığı bir ticari hayat söz konusu değil. Osmanlı bu hatayı yaptı. Bütün ticari hayatını Müslümanların dışında bir yerlere boca etti. Ve bu Müslümanlara çok ağır faturalar ödetti. Şimdi oralara girmeyelim. Tamam. Hocam güzel bir soru var. Aşkta üzenler gönül hakkı çalar mı? Gönül hakkı kul hakkına mı girer? Güzel soru.
Bir daha oku. Bir daha söyle. Aşkta üzenler gönül hakkı çalar mı? Gönül hakkı kul hakkına mı girer? Ya üzüntüsüz aşk olur mu? Kim soruyor bunu ya? Bu kemiksiz et demek. Hocam şimdi aşkı öyle kodlarsanız öyle olur şimdi. Ne diyor Aşık Veysel? Aşkı tarif et demişler. Ne demiş? Muhteşem ama o Anadolu saflığı, temizliği, sadeliği. Oğlan kızı sever, alamaz. Buna aşk derler diyor Aşık Veysel. Yani aşk, aşk, aşk hastalıkla tevhemdir. Onun için ben diyorum ki mutlu olmak için sevgi ve saygıyı öne almak lazım. Aşk tehlikeli bir vadidir. Oraya girdiniz mi sonunuzu nereye çıkacağı belli olmaz. Bazıları bundan gıcık oluyor. Ne demek sen ben söz konusu olduğum zaman aşk demesin de sevgi saygı dersin falan. Ya iyi düşünürsen senin için bu payedir. Aşk. Ha bir de magazin aşkı var. Lokantalarda başlayıp bir hafta sonra biten. O başka. Magazin aşkından bahsediyor. O tırnak içinde aşk o. Soytarılık. Her şey. Neydi onların lafları vardı. Birbirine hanım bey falan derler. Birinci mesela. Aşkım, ikinci aşkım. Geçen sene aşık olmuştum da. Hocam oluyorsun sürdü. Yani sonra aşık. Sonra dört ay başka şey birine aşık oldum. Beş ay bu. Hay yavrum be. Yal yemiş gibi anlatıyor. Hocam yani hani herhalde beş kere aşık olamazsın ama bir iki üç kere aşık olabilirsin diye düşünüyorum. Neyse evet. Girmeyeyim. Hayır ama şimdi siz şu gene soruyu... Beni sistem okkasının altına sokma. Girmeyeyim o konuya. Ama aşk ıstırapsız aşk olmaz. Efendim? Istırapsız aşk olmaz. Aşk istiyorsan... Şimdi bakın. Hocam. İstıraba hazır olacaksın. Ben size soruyu birazcık daha açıklayayım. İstırapsız aşk olmaz diyorsunuz. İstırap çekmek başka bir şey aşkla ilgili olarak. Fakat gönül hakkı almak, gönül hakkı çalmak başka bir şey. Tamam. Ha, şimdi siz buradasınızdır. Kadıncağız öteki başka şeydedir. Başka bir yerdedir. Bir türlü onun ailesi istemez, sizin aileniz istemez. Tamam. Bir türlü denk tamam. gelemezsiniz. Aşk tamam. acısı çekersiniz ve kavuşamazsınız. Tamam. Bu aşk acısıdır. Tamam. Ama ortada bir aşk varken mesela böyle gayet güzel mesela. Muhakkak ki zaten aşk ilişkisinde bir taraf bir taraftan daha fazla seviyor. Tamam mı? O öteki tarafta kalkıp da başkası bir başkasına aşık olursa veya bir başkasına giderse veya bir başkasını tercih ederse bu sefer al sana kul hakkı. O aşk olmaz o demek ki orada aşk falan yok. Orada misket oyunu var. Tersine çevirin. Ya siz o giden olmayın oradaki aşık olan olun. Tamam acı çeker. E tamam o zaman sizin hakkınızı yemiş olmuyor mu? Zamanınızı çalıyor. Bir taraf sevmiyordu demek. Veya neyse bilmiyorum. Zamanınızı çalıyor hocam. Bir saat bile bir saattir yani. Tabii her şeyinizi çalıyor. Aynen ne demek? Öyle. Ruhunuzu çalıyor. Aynen öyle. Yalnız Elvis Presley'in o bana göre yüzyıla damga vurmuş şarkısını unutma. Muhteşem mesajları var o şarkının. Ne diyor orada bir yerde? Love me tender, never let me go. Beni içten, samimi, derinden sev ve gitmeme izin verme, sakın. Gideceği tutamazsın hocam. Öyle deme canım şimdi. Her türlü imkanı azı, her türlü yanlışlığı yapıyorsun. İmkan yanlış oldu, düzeltiyorum. Her türlü yanlışlığı yapıyorsun. Çaresi kalmıyor karşı tarafın. Uçup gidiyor bir biçimde, ondan sonra cavcav başlıyor. Gideceksin. Niye tutmadın? Hani yani kalkıp da kadın veya adam gitmeye niyetlendiyse. Niyet önemli. Gitmeye niyetlendiyse. O niyete nereden geldi? Gidecek yani. Ya gitsin. Hepsi sadece niyet, onun niyeti değil. Bakın gidenler tabii ki onların da hatalı olanları var. Ama o gitmiş gibi görüleni kim gönderiyor acaba? Ha, o gitmeye gelen kısmı yaratmayacaksın diyorsun. Benim gitmeme izin verme diyor bak. Never let me go. Sakın bırakma beni ki gideyim. Demek ki bırakıyor. Bir demek halt işliyor, kaçırıyor. Hayır, onu beni diyor gitmeye şey yapacak.
raddeye getirme diyor. Orada daha güzel ne bir güzel, şey var. Güzel. Yoruma açık. Müthiş. Ben mesela avukatlığımda boşanma davaları aldım. Çoğunda bunu görmüşümdür. Kadın adamı delirtmiş. Kadın adam yani bu ya adam taraflardan kadın. Biri. Tamam canım işte öyle. Öteki de söyleyecek. Cev bana yani beni aldattı da sonra karıştırıyorsun bakıyorsun ki adama veya kadına başka seçenek bırakmamış. Ya bu adam seninle niye beraber oluyor? Hayatı cehenneme döndürsün diye mi ya? Dır 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 kafasını yemiş adamın verdiği bir şey yok. Ondan sonra adam ne yapsın? Hayat geriye adım atmaz, yerinde durmaz. Hayat daima ileri yürüyecek. Yürüyünce yeni şartlar, yeni imkanlarla kucaklaşıyor adam. Hocam güzel lafta hayat geriye adım hayat atmaz. Hayat geriye adım atmaz. Vay. Hayatı geriye adım attıracağını zannedenler kafalarını duvara vururlar. Vay be, güzel laf. Ne diyor Halil Cibran? Hiçbir gün doğuşu bizi bir önceki gün batışının bıraktığı yerde bulamaz. İkbal bunu tamamlıyor, Muhammed İkbal. O büyük İkbal. Diyor ki biz zannederiz ki sadece yolcular yürür. Hayır, yollar da yürür diyor. Yollar da yürür. Hayat geriye adım atmazın anlamı. Bak şimdi. Dede felsefe yapıyoruz işte. Bunları konuşursak. İşte hocam ama yani bunları da konuşmak lazım. Bunları konuşalım. Dayanabilir misin? Niye dayanamıyor? Oo, hocam siz beni tanımadınız mı ya? Eyvallah. Vallahi. Soruyorum hocam. Tüm insanlığı Tanrı yaratmıştır. Tüm dinler de ona aittir. Peki neden tüm dinlerde kardeşlik yok? Neden bu savaş? Dinleri, hep burada onu söylüyoruz işte. Dinleri, Kur'an bunu veriyor bize. Bu arkadaş kimse bu soruyu soran, ondan rica ediyorum. Bakara suresi 213. ayeti, yarım sayfaya bir ayettir. Bir okusun. O ayetle ilgili benim uzun açıklamalarım var. Kitaplarımın birçoğunda var onlar. Özellikle Allah ile Aldatmak kitabında. Ama o ayeti bir okusun. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah dini işte bu arkadaşın söylediği olsun diye gönderdi. Fakat dini temsil ettiğini söyleyenler o dinde Allah'ın iradesinin yerine kendi hesaplarını koyarak dini bir kan ve kaos kurumuna döndürdüler. İşte Kur'an'ın temel mesajı budur. Kur'an'ın yarıya yakını dini temsil edenlerden, din sınıfından şikayetle doludur. Kur'an aynı zamanda dinler tarihini eleştiren bir kitaptır. Bunların altını çizin. Şimdi Kur'an'ı tanıyor musunuz? Kitabım çıkacak yolda. Çok büyük bir kitap olmayacak. İsabet. Özellikle öyle tutuyorum. Okuyacak insanlar. Bakalım Kur'an'ı tanıyor muymuşuz? Biz 1000 senedir bu dinin mensubuyuz. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Ana ismi bu. Altında parantez içinde bir ismi var. Onu hiç okudunuz mu? Kitabın adı bu. Kur'an'ı insanlık bilmiyor. İnsanlığı suçlayamayız. Kur'an'ı insanlığa kim öğretecekti, tanıtacaktı? Müslüman aydınlar. Müslüman aydınların bu işi yapacak olanlarına dinci zebani nefes aldırmadı ki. Nefes aldırmadı ki. Kim engelledi bunu? Şu dincilik kitabını da okusun millet. Dincilik. Allah din gönderdi, insanlık mutlu olsun ve insanlık kucaklaşsın diye. Din bunun için geldi. Dinci ne yaptı? Dinci bu dinden
dincilik diye bir nevi şahsına münhasır bir zulüm ideolojisi türetti. Ve o dini insanlığı mutluluk aracı olmaktan çıkardı, kan ve kavga aracı yaptı. Bizim mücadelemiz işte bunladır. Şimdi bu melun dinciler kurdukları tahakküm ve saltanatla dincilik demiyor, din diyor. Peki o zaman ben sormam mı size? Siz buna din diyorsanız o zaman Allah bu dini insanlık mahvolsun diye mi gönderdi? Sen tekbiri Sivas'ta 38 kişiyi diri diri yakarak tekbir çekiyorsun. Ne oldu o tekbir? Tekbirin mesajı bu mu? Kitapsız, imansız adam. Bu mu tekbirin mesajı? Ve Kur'an'a bakın. Bir suresinin başında besmele yoktur. Berae suresinin veya Tevbe suresinin. Niçin yoktur? Açın bütün tefsirlere bakın. Hazreti Peygamber'den geliyor naklen. Berae suresinde savaşa açık izin verildiği için besmele çıkarılmıştır surenin başında. Meşru savaş da olsa Allah'ın Rahman ve Rahim ismi o savaşı planlayan, o savaşı koordine eden, anlatan bir surenin başına konmamıştır. Böyle bir kitabın mensubu olduğunu söyleyen adam diri diri insanları yakıyor. Hem de vatandaşları bunlar onun. Misafir geldiği şehirde bunları diri diri benzin döküp yakıyor ve etraflarında tam yerine Allahu Ekber nidaları çıkarıyor. Bu mu din? Allah böyle bir din mi gönderdi? Böyle bir din var mı? Dinciliği de tanıyacak millet. Hocam, hacca gitmek eski Hristiyanların yaptığı bir ibadet miydi? Hayır, hac kutsal yerlerin ziyareti anlamında bütün dinlerde vardır. Müslümanlıkta tevhid dininin mabedi olan Kabe'yi ziyaretten ibarettir. Öbür dinlerde de onların kutsal yerlerinin ziyaretidir. Hocam o zaman bir 60 saniye ara verelim mi? Ver. Evet hocam, şimdi izleyicilerimize söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in mealinden devam edelim. Şeyde kalmıştık, Araf suresinde kalmıştık. 6. ayet. 6. ayette beni kaldık. En çok sarsan ayetlerden biri, belki birincisidir Kur'an'da. Bir oku bak şimdi. Yemin olsun kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz. Gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Hani gönderilen elçileri de mutlaka. وَلَنَسْأَلَنَّ ursile ileyhim وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Böyle bir kelam olamaz. Hüseyin Atay Hoca işte bunları okuyor da diyor ki Kur'an ancak Allah yapar. Başka bir kudret yapamaz böyle bir kelam. Evet. Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur. Şimdi yemin olsun kendilerine elçi gönderilenleri, bizleri hesaba çekeceğim diyor. Niye elçi gönderiyor? Bu bilgiler, bu mesaj niye veriliyor? Yemin olsun gönderilen elçileri de hesaba çekeceğim. Başıboşluk yok. Hayat geriye adım atmaz dedik. Not ettin değil mi? Ettim, Twitter'a koydum, Instagram'a koydum. Hayat verdiği kredilerin hesabını sormaktan vazgeçmez. Bunu da kaydet. Hayat ne, bir daha söyleyin? Hayat insana verdiği kredilerin hesabını sormazlık etmez. Cömerttir. Çok bol kredi verir. Bol nimet verir. Her nimet bir kredidir aslında. Nimeti size niye veriyor? Kredi o. Onunla sonsuzluğunuza tırmanasınız diye.
Siz onunla çukura batarsanız hesabını sorar size. Demek ki hayat geriye adım atmadığı gibi hayat verdiği kredilerin hesabını sormazlık da etmez. Kimse yanlış hesap yapmasın. Mutlaka sorulacak. Bakın ne diyor? Elçileri gönderdiğimiz kitlelere hesap soracağız. Bitmedi. Gönderdiğimiz elçilere de hesap soracağız. Bir anekdot anlatayım burada. Nisa suresinde gelir anlatacağım da. Burada duygulandım, onu anlatayım. İbn-i Mesud, peygamberimizin çok iyi Kur'an okuyan sahabilerinden biriydi. Bir gün Kur'an okutuyor ona ve dinliyor. Şu ayete geliyorlar. Ayet özgün şekliyle şöyle. Fekeyfe İzâ ci'nâ min külli ümmetin bi şehîdin ve ci'nâ bike alâ hâulâ-i şehîde. Anlamı şu. Ne yapacaksın, ne dersin? Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık getirip dinleyeceğiz. Seni de Hazreti Peygamber'e hitaben. Onların tümünün üzerine tanık olarak dinleteceğiz. Deyince Hazreti Peygamber bu hesap sorucu hassasiyet ve bir de burada kendisine yüklenen ağır yük ve sarsılıyor ve ağlamaya başlıyor. Ve İbn-i Mesud'a diyor ki yeter Abdullah daha okuma diyor dayanamıyorum. Şimdi ben buradan çok mesajlar çıkarıyorum. Kur'an'ın mahvedi olan, Kur'an'ın benliğine indiği şahıs olan Hazreti Muhammed, Kur'an'ın okunuşunda böyle duygulanıyor ve dayanamıyorum diyor. Şimdi bizim insanımız 1000 senedir Kur'an okuyor. Şimdi ben soruyorum. 1000 sene bu millete Kur'an'ın ne dediğini anlamadan okutanlara soruyorum. Nasıl dayandı bu millet bu Kur'an'ı okudu? Ben bir tane bunların Kur'an okuttuğu adamlardan artık yeter dayanamıyorum daha okuma diyen görmedim. Diyemez çünkü bir anlamıyor ki bir şey. Hafızın sesi güzelse ağlıyor. Başka bir şey yok. Bir Suud heyeti gelmiş. Bana bunu Mehmet Dülger Bey anlattı. Adamları Cuma'ya götürmüşler Ankara'da. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bizimkiler orada habire ık vık ağlıyorlar. Arap demiş ya bunlara ne oluyor? Bir sıkıntılarım var. Niye ağlıyor bunlar? Ne Kur'an? Ya Kur'an okunuyor da demiş. Burada mirasın paylaşımından bahsediyor. Bunun ağlanacak, duygulanacak neyse demiş ki onu anlamıyor ki. Hah. İşte bu. Papağan. 1000 sene papağan dinlettiler millete. Ama şu Araf suresi 6. ayeti okuduğunuz zaman bunun yarattığı sarsıntıyla irkilen ve ağlayan ve gözleri dolan bir tane adam görmedim ben. Bilmiyor ki. Mantra. Ona demişler ki telaffuz et sevap alırsın. Haşa alamayacaktır. Kur'an telaffuz kelimesi Kur'an'da hiç geçmiyor. Tedebbür geçiyor. Yani ne dediğini anlayarak okumak demektir. Bir, okumak temel ibadettir. Onu yok ettiler yalan söyleyerek. İki, Kur'an'ı okumak tedebbürdür. Bak 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 bunları şimdi yan yana koyun. Ve bunları yan yana getirmiş ve icabını yapmış bir İslam dünyasını düşünün. Düşünemiyorsunuz çünkü böyle bir İslam dünyası yok. İlk 2-3 asır biraz vardı. Şimdi bunun tam tersini yapmış bir İslam dünyası var. Akıbeti ortada. Bütün işlerine
Haçlı kodamanlar muhtarlık ediyor. Parayı, finansmanı bunlar yapıyor. Ölecek insan gerekiyorsa bunlardan ölüyor. Kan akacaksa bunlardan akıyor. Acı çekilecekse bunlar çekiyor. Muhtarlık yapmak, parsa toplamak, parayı almak kime düşüyor? Kimin şansı? Haçlı kodamanların şansı. Arap Baharı çıkıyor, aynı senaryo. Irak Savaşı çıkıyor, aynı senaryo. Şimdi Türkiye'de o senaryo oynanacak. Bekleyin göreceksiniz. Arkasından İran. Büyük hazırlık İran içindir. Türkiye'nin biraz nabzına şerbet sürecekler. İran meselesinde Türkiye'yi yanlarına alsınlar diye. Herkes not etsin bakın. O Arap Baharlarının bilmem nelerin esas hedefi orasıdır. Çünkü İran kolay yutulur lokma değil, onu biliyorlar. Ve Türkiye'yi yanına almak istiyor. Başka türlü bu işin üstesinden gelemez. Ve Türkiye bu oyuna geliyor, evet. Büyük bir cinayettir, büyük bir zulümdür, büyük bir tarihi hatadır, her neyse. Evet. Evet, 7. ayetten demek ki, ediyorum. Demek ki hesap mutlaka sorulacak. Cenab-ı Peygamber'in ifadesiyle boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hesabını soracak. İncitmiş onu ya. Onun bile hesabı sorulacak. Hazreti Peygamber ölümüne yakın ne yapmıştır biliyor musun? Sabah. Ne yapmıştır hocam? Bir gün sahabilerine diyor ki, gelin diyor. Sırtını, ridasını çıkarıyor. Açıyor sırtını. Diyor ki, eğer içinizde canını yaktığım biri varsa işte sırtım. Gelsin canımı yaksın. Şimdi adamı koyuyorlar musallaya. Yemediği halk yok, yapmadığı firavunluk yok. Hakkınızı helal eder misiniz ona? Hoca demiş ki siz helal ederiz derseniz onu Allah cennete koyacak. Oh, ah hoca, ah hoca. Yal için böyle bu dini sattın, perişan ettin. O yaldan bir türlü doymadın hoca. Ben devam edeyim hoca. Sen nereye adamı musallaya koyup da helallik alıyorsun? Bak 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 bak, ben ne diyorum size? Peygamber-i Ekber sırtını açıyor, diyor ki kimin canını yakmışsam işte sırtım açık, gelsin o da benim canımı yaksın, helalleşin. Var mı bir tane musallaya uzananlardan arkasında malını mülkünü bıraktığı bir baba yiğit var mı şunu yapacak? Geçenlerde bir yerde bir haber, adam çıktı dedi ki helallik melallik vermiyorum, benim onda şu kadar hakkım var, ödeyin helal edeyim. Bindiler adamın tepesine, başladılar yumruklamaya adam. Siz Müslüman bunlar. Peki bu peygamberin yaptığı ne? Bu kimin peygamberi bu peygamber? Bunun sakalı sarığı din oluyor da şu yaptığı nedir peki? Bu ne? Bunu anlattılar mı bu millete? Ben bütün bunları anlattıktan sonra hakikaten çok perişan oluyorum. Duygularım boğuyor beni ve diyorum ki Allah'ım, yanlış bir şey söylüyorsam sen beni niyetime bağışla. Ey ahali, şu size anlatılan şekliyle bu dini yaşamaktansa yaşamayın, daha iyidir. Gidin vicdanınızla, namusunuzla, insanlık tecrübenizle daha iyi adam olursunuz. Bırakın, böyle din olmaz olsun ya. Başımıza beladan, kandan, dehşetten, korkudan, huzursuzluktan, kavgadan, çekişmeden, gıybetten, aforozdan başka bir şey getirmiyor ki. Olmasın kardeşim. Evet. Onlara bir ilmin tanıklığında, bir ilmin aracılığıyla bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Bak 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 bak. Biz olup bitenlerden habersizler değiliz. Ya böyle bir kitap olur mu ey ahali? Bu din kitabı mı? Bunlar böyle bir kitap var mı ya? Bir daha oku şunu.
Onlara bir ilmin tanıklığında, bir ilmin aracılığıyla bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersizler değildik. Aynen ilim tabirini kullanmış. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Bir ilmin tanıklığında, bir ilmin aracılığıyla bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersizler değildik diyor. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Kur'an. Devamlı ilme atıf yapıyor. Devamlı ilme atıf yapıyor. Kur'an şunu söyleyen bir kitaptır. Beni ilme denetletin. İlmi bana denetletmeyin. Bitti. Buna itirazı olan bir baba yiğit var mı? Gelsin, beni ikna etsin, ben onun ayağını öpeceğim, elini değil. Evet, Kur'an böyle diyor. Beni ilme denetletin. Ki kendisi epistemolojik olarak ilmin üstündedir kaynağı itibariyle. Ama öyle diyor. Çünkü insanlık başka türlü Kur'an'dan hayır görmez. Kur'an kendinden emin. Beni ilme denetletin ama ilmi bana denetletmeyin. Çünkü ilim objektivite getirdiği için ilimde namussuzluk sökmez. Riya sökmez. İki kere iki beş etmez, dörttür. Ama işin içine din girdi mi, işin içine keramet girer, sezgi girer, ilham girer, rüya girer. Her türlü sahtekarlık ve melanet girer. Siz dini ilmin denetleyicisi yaparsanız mahvolursunuz. İlmi dinin denetleyicisi yaparsanız rahat edersiniz. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, bizimle paylaştığınız bütün bilgiler için. Haftaya Cuma hayırlısıyla tekrar görüşmek üzere diyelim. Size de, bütün izleyicilerimize de mutluluk dolu, huzur dolu, sağlık dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın. Ben de aynı duygularla herkese iyi günler.